Evet, İdlib aslında Türkiye için oldukça önemli. Suriye'deki askeri varlığını muhafaza etmek, etkinliğini muhafaza etmek anlamında özellikle önemli. Bildiğiniz gibi Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki etkinliğini 3 temel parametre üstünden kuvvetlendiriyor. Bunlardan birincisi muhalefetle olan ilişkisi, ikincisi insani yardımlar açısından, üçüncüsü de oradaki askeri varlığıyla. Tabii rejimin yapacağı operasyonun onun adına bir alan kazandırması, Türkiye'nin alan kaybetmesi anlamına geliyor. Bu alan etkinlik anlamında Türkiye'yi doğrudan olumsuz anlamda rahatsız edecek bir durum oluşacak. Bu durumda hem Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, hem Afrin'deki harekat alanı bölgesi de doğrudan etkilenecek. Bunu böyle beklemek lazım. Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri İdlib'e doğrudan müdahil olmadı aslında. Geçtiğimiz yıllarda bu HTŞ'nin lider kadrosuna dönük bir takım insan savaş araçlarıyla angajmanlar yürüttü. Ama sahaya istihbarat elemanlarının dışında herhangi bir görevlendirme yapmadı. Bunun yerine Fırat'ın doğusundaki PYD konsolidasyonunu kuvvetlendirdi ve o alanı tamamen PYD'yi topraklaştırmak anlamında sürekli olarak takviye etti. Şimdi İdlib harekatı eğer başlarsa yakın zamanda, biz önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusundaki bölgede bir uçuşa yasak bölge ilan edebileceğini bekleyebiliriz. Bununla ilgili bir takım hazırlıklar yaptığına dair de sahadan gelen bilgiler var. Bunun sadece Fırat'ın doğusundaki alanla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda İran Sincar bölgesini de kapsayabileceğini bekleyebiliriz. Doğrudan Türkiye'nin aslında müdahale edebileceği alanlardan bahsediyorsun. Kesinlikle. Bunu yapmakla, çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Afrin Harekatı'nda şöyle bir gerçeği test etti. Evet, konvansiyonel olmayan savaşlarda hava kuvvetlerinin muazzam bir etkisi var. Kuvvet çarpanı. Biz orada 72 tane uçakla bu harekatı başlattık. Rusya'nın bize Suriye'nin hava sahasını açmasından sonra bu başladı. Dolayısıyla Amerika Türkiye'yi kendisini biraz daha yakınlaştırmak anlamında PKK ile mücadelesi için sanki bu uçuşa yasak bölgeyi geçici de olsa ilan edip Türkiye'yi kendisine biraz daha mecbur bırakmaya çalışacak. Bunu yapmakla hem PYD'nin kontrol etmiş olduğu alanı doğrudan korumuş olacak, hem rejime hem Rusya'ya bir gözdağı vermiş olacak, hem de Türkiye'yi biraz daha kendisine zorunlu hale getirmiş olacak. Bildiğimiz gibi Merkezi Irak hükümeti ile Türkiye arasında ikinci bir sınır kapısının açılmasıyla ilgili bir durum var. Ovaköy sınır kapısı. Bu da aslında o Sincar bölgesindeki muhtemel uçuşa yasak bölgenin içinde kalabilecek bir durum. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvvetleri vasıtasıyla hem İdlib bölgesindeki hala kendisine müzahir bir takım gruplar var. Bunu kabul etmek lazım. Bunları rejime karşı mobilize edebileceğini, belki İran milislerine karşı mobilize edebileceğini, bir taraftan da PKK'yı bu duruma entegre etmek için bir arayış içine girebileceğini beklemek gerekir. Öte taraftan İran kuzeyinde de İran KDP'siyle doğrudan bir ilişkisi olduğunu, onları Merivan bölgesinde İran silahlı kuvvetlerine karşı motive ettiğini ve bir takım saldırılar gerçekleştirdiğini de biliyoruz. İran'da cevap verdi geçenlerde. İran'da evet, Erbil yakınlarına füzelerle vurarak o grubun askeri karargahlarını zayiat verdirtti. Ama paralı askerler mevzusuna geldiğimizde hala Irak'ta paralı askerler, Amerikan özel askeri firmalarının paralı askerlerin olduğunu biliyoruz. Hatta bundan 2 ay önce 7'sinin muhtemelen İran ilintili gruplar tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Ama Suriye genelinde daha çok Rus paralı askerlerinin var olduğunu, karada Rus askerinin sadece özel kuvvetlerle sınırlı olduğunu, onu da hem Esed güçleriyle hem de Rus hava kuvvetleri arasındaki irtibatı sağlamak anlamında var olduğunu,
Tekrar Amerika Birleşik Devletleri konusuna gelecek olursak Suriye'deki varlığı anlamında geçtiğimiz günlerde ayrı bir gelişme oldu. Amerikan deniz piyadeleri ilk defa Fırat'ın doğusundaki PYD kontrolündeki bölgeye görevlendirildi. Birkaç yüz Amerikan deniz piyadesinden bahsedebiliriz. Bunun anlamı ne? Konvansiyonel bir aslında angajman da düşünüyor olabilir. Bunu sadece kendisine müzahir gruplarla yürütme anlamında değil operasyonlarını kendi nizami birlikleriyle de desteklemeye çalıştığını değerlendirebiliriz. Zira bu Felluce bölgesindeki, Anbar bölgesindeki El-Kaide ilintili gruplarla yapılan çatışmaların büyük bir bölümü Amerikan deniz piyadeleri tarafından yapıldı. Kara kuvvetler tarafından değil. Onların da savaştaki ihtisas alanı aslında meskun mahallelerdeki çatışmalar. Dolayısıyla Amerikalıların böyle bir anlamda da bir takım hazırlıklar yaptığını düşünebiliriz. Dolayısıyla evet, Amerika ile birlikte çalışmanın gerekliliği ortaya çıkıyor. Bunu İdlib'de başlatabilmek Türkiye için bir başarı olabilir. Belki doğrudan bir Amerikan Silahlı Kuvvetleri varlığını İdlib'de göremeyebiliriz ama Türkiye'nin oradaki siyasetini, askeri operasyonlarını destekleyebilecek bir Amerikan ilintisinden bir takım faydalar sağlayabileceğimizi de beklemek lazım.